Barış'ın ilçe başkanımız Ankara'da geldi seçimden sonra devreye. Ne dedim tembel adamlar çalışmadınız. 3 tane gitti. Kaç milletvekili çıkardınız? 3 dedi. Dedim ben mi yanlış biliyorum yoksa seninki mi doğru? Hangi hesap? Bir say bakayım kim dedim onlar. Benim bildiğim Zeki Peker seçilmedi. Dedi ki 1 Vedat Demiröz, 2 Vahit Güler, 3 Metin Kürük. Ha dedim sen anlaşıldı sen bedavadan milletvekili transfer ediyorsun. Tabii ki sevgili kardeşlerim, hepimiz AK Parti hareketine mensuplarıyız. Bir kısmımız belediyelerde görev yapıyor, bir kısmımız teşkilatlarda. Dünya yeniden yapılır, tarih yeniden yazılır. Artık 20 yıl önceki tarih yok, 10 yıl önceki dünyada yok. Artık çok hızlı 21. yüzyılın dünyasının inşa edildiğine hep beraber tanıklık ediyoruz. Ve bu dünyanın yeniden yapılanmasının merkezi de yine bu coğrafya. Yine dünya bu coğrafyadaki değişim ve de gelişmeler üzerinden şekilleniyor. Artık bu coğrafyada herkes hukuk istiyor. Bu coğrafyadaki herkes demokrasi istiyor. Bu coğrafyadaki herkes özgürlük istiyor. Bu coğrafyadaki herkes zenginlik istiyor. Artık bu coğrafyadaki tüm halklar diktatörlüklere hayır diyor. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sadece kendi refahı için, kendi ailesine servet edindirmek için harman savunmasına itiraz ediyor. Tahrir meydanından itiraz ediyor. Humus'ta itiraz ediyor. Hama'da itiraz ediyor. Tunus'ta itiraz ediyor. Bingazi'de, Trablus'ta itiraz ediyor. Ne diyor bu coğrafya topyekun? Hukuk, zenginlik, özgürlük ve demokrasi. Nereye bakıyorlar? Türkiye'ye bakıyorlar. Türkiye'nin son 10 yıldır bu ülkede bu söylediğimiz kavramlar ışığında başardıklarına bakıyorlar. Türkiye'nin dünyada ekonomik kriz kasıp kavururken Türkiye'nin bu süreçteki stabilitesine bakıyorlar. Türkiye'nin dünyada 26. ekonomiden 16. ekonomi olma noktasına nasıl geldiğine bakıyorlar. Bunu nasıl başardığına bakıyorlar. Bugün dünyadaki bütün krizdeki ülkelerin bilançoları, hesapları, kitapları hepsi negatifken bütün bunların yanında Türkiye'nin bütün bilançoları, risk noktaları hepsinde Türkiye pozitif noktada. Buna bakıyorlar. Başka Türkiye'nin demokrasisini nasıl 10 yılda soğuk savaş psikolojisinden çıkıp 21. yüzyılın bilgi demokrasisine nasıl dönüştüğünü, ileri demokrasiye nasıl dönüştüğünü gördükçe bu coğrafyanın Türkiye özel tablosu olmaya devam ederken dünyanın da dikkatlerini üzerine çekiyor. Bu eser kimin? Sizin. Kim? Milletin. Çünkü Türkiye'de millet her zaman kendi önünü açmasını bilmiş. Tarihin bütün sıkıntılı dönemlerinde bu millet birbirini aydınlatmasını ve kendi önünü açarak engelleri aşmasını bilen bir millettir. 1946'da bu süreç başlamış. Merhum Özal'da çok önemli bir noktaya gelmiş ve AK Parti iktidarı 46'yı da aşarak, 83'ü de aşarak bugün artık onları aşan Türkiye'yi hukuk, demokrasi, özgürlük ve zenginlik noktasında çok önemli bir noktaya getirmiştir. Ama yeter mi? Hayır, yetmez. Biz bunlara yeter, tamam artık bitti denilen bir aklın mensuplarıyız. Çünkü bizde millete ait hizmetlerin hiçbirisinde yetinme olmaz. Keşke bütün bunlar 30 yıl evvel başarılsaydı da bugün biz onların üzerine daha önemli projeleri koysaydık. Bugün artık Türkiye kendi uçağını, kendi savaş gemisini, kendi tüfeğini, kendi topunu yapacak noktaya gelmiş. Ve bugün savunma sanayinde %50 yerli üretim esas haline gelmiş. Türkiye sadece
sadece demokrasi anlamında kendini dönüştürmemekte, aynı zamanda güvenlik anlamında da kendini dönüştürüp dışa bağlı bir savunma sanayinden kendi kaynaklarıyla üreten bir savunma sanayi dönemine Türkiye kendini dönüştürmüştür. Bütün bunların hepsi AK Parti iktidarı sayesinde olmuş. Ve Türkiye'nin 81 ilinden sadece bir il hariç milletvekili çıkarabilen tek parti olmuş. Çünkü Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin yegane ifade edildiği bir siyasi harekettir AK Parti. Çünkü AK Parti Türkiye'deki resmi ideolojinin dayattığı anlayışa itiraz ederek milletin egemenliği, 21. yüzyılın ruhuna uygun bir demokrasi anlayışıyla milletin egemenliğini kayıtsız şartsız sadece Ankara'da değil, parlamentonun sınırları içerisinde değil, topyekun Türkiye'nin bütün mahallinde iktidar kılan bir anlayışın mensubu olan bir siyasal hareket.